Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz din ve efsane. Allah Teala buyuruyor bizlere Yunus Suresi ayet 32'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbiküm. Önce ayetin yukarısında Allah'ın alan kudreti bildiriliyor bizlere. Velan buyuruyor. Rabbiküm, işte abin Allah budur. Haktan sonra ancak batıl vardır. Haktan sonra. Şimdi bir hak, bir de batıl var karşılığında. Bu geceyle günüze benzer. Bunlar birbirine zıttı bunlar. Şu anda dünyada gündüz olan yerlerde gece olmaz. Gece olan yerlerde gündüz olmaz. Bir yerde batıl hakimse orada hak olmaz. Hakkın hakim olduğu yere de batıl olamıyor muhteremler. Hak dini bilime uygundur. Gerçeğe uygundur. Akıl bunu kabullenir. Yani dinde, hak dinde ne varsa kişi bunu araştırınca şu sonuca varır ki gerçek budur, insan sonuca varır. Mesela bir namazda ayakta duruluyor, tekbir alınıyor, el bağlanıyor, rüküye varılıyor, secdeye varılıyor, oturuluyor. Bunlar Allah'ın emri olduğu için yapılır. Fakat bunlara bizlere başka açıdan baktığımız zaman da gerçek bu olduysa anlar bunların. Mesela nedir secde? Alına kan yürümesi muhtemelen kan. Kişiye secdeye varınca kişinin o ince kırı damarlarıyla vasıtasıyla alına beyine kan gider. Beyine kan gider o anda. Yalnız eğer bir insan secdeyi bilinçli yapmazsa secdeyi yani hemen başa koyup kaldırırsa bunun zararı var. Secdeyi ne yapmak, nasıl olması gerekiyor? Secdenin bilinçli olması gerekiyor. Önce secdeye yavaşça varış, tam secde haline alış, ondan sonra da secde tesbihatı vardır. En aşağı üst ve yavaş yavaş yapılır. O zaman ne olur? İşte beyine, kıl damarlarına kan gider muhteremler. Hemen kalkmıyor secde, ayağa kalkmıyor bakın birdenbire. Önce birden dönüp oturuyor tekrar. Oturuluyor. Ne bir dengeleniyor. İkinin secdeye varılıyor. Onun ayağa kalkıyor muhteremler. Yani dinimizde abdest, gusül ne varsa sadaka, zekat ne varsa dinimizde varsa hepsi hem Allah katında bunlar bir sevaptır. İnsan bundan bir derece makam alır. Hem de insanın sağlığı bunlara ihtiyacı vardır muhteremler. Mesela kaslı hareketi hep namaza bağlı bunlar. Demek ki hak din bilimle bağlaşır hak din. Mesela Hristiyanlıkta eğer bir Hristiyan dünyanın döndüğünü söylese ne olur? Lanetleniyor Hristiyanlıkta. Bunu kabullenmiyorlar. Ne diyor Hristiyanlar? Hala bugün bak şu anda Hristiyanlar ne diyorlar? Dünya tepsi gibi diyorlar. Altında öküz onu boynuza kaldırıyor diyorlar. Hala bu şey diyorlar böylece. Ama İslam ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de sevgili küllün fi felekin yesbehun bak. Küllün dünyada aygırı yıldızlar fi felekin kendi fele yörüngesinde yesbuğun dönüyorlar bu noktalar. Demek ki hak din ilimle bağdaşır mı? Akılla bağdaşır, onu da bağdaşır. Gelin şimdi efsane konusuna. Efsane Farsça kelime aslında. Bunun Türkçe karşılığı şöyle masal, destan olabilir. Arapça karşılığı üstürdür ki bunun çoğu da esatir gelir Arapçada. Efsane
gerçekte bağdaşmayan, bilimle bağdaşmayan akıl mantı dışı hayallere efsane adı veriliyor. Akıl mantı dışı hayali şeylere efsane adı veriliyor. Dinimizde böyle bidat vardır. Bidatlar genelde uygulamada olur. Yine sokulan böyle bidatlar vardır. Bir dine de ne kadar bidat girerse o kadar da süreç çıkar muhtemelenler. Mesela günümüzde bıçak var, İslam'da da var böyle. Hele cenazelerde canı çıkan bir yer arkadan kadın arasında korkunç bidatlar var. Bilgisi olmayan bidatlar var. Mezarlıkta bile adam mesela kürekte toprak atıyor, küre vermiyor eline. Ya kere koyacakmış. Kim koymuş, koymuş, kuralım. Hep bidat bunlar böylece. Demek ki bidatlar genelde uygulamada olur ama ne yapar? Bir sünneti giderir ama. Bir sünneti giderir. Mesela bir camiye girildi. Vakit gelmiş, ezan okunmuş. Kişi camiye giriyor, oturuyor. Neden? Bir Allah'ın salat işte bekliyor. Peki kum koymuş bu kuralı. Dinimiz yok ki bir şey muhtemelenler. Evet, farza kalkmak için kâme getirilmesi sünnettir. Farza kalkması için kâme getirilir. Ne zaman ki müezzin kâmetinde hayal hata deyince onun ayağı kalkıyor. Daha önce kalkılmaz. Bu da sünnet olan böylece. Ama sünnet namazı için efendim işte müezzinin cemaattan birinin hatta bir şey Allah'ın nasıl demeden canı kalkamıyorlar. Ne bunlar? Bidatlar bunlar. Bir de bu efsane konusunda muhteremler türbe ziyaretleri bazı türbede yatanlar muhterem zatlar efsaneleştiriyorlar böyle. Yani akıl mantığı dışı, normanın ötesinde bir efsaneleştirilme oluyor. Halk arasında ne deniyor bu defa? İşte filan türbeye gidersen şu işin olur. Filan türbeye gidersen işte evlenirsin, işte şu şu olur. Bunlar hep yanlış materyaller. Hep bunlara safsata bunlara böylece. Bak haşa. Allah'ın mülkünü gidip paylaşmasın. Mülk Allah'ın Celle mülkündür. Evet, bir kimse evliya olabilir. Nedir evliya? Allah dostu demektir. Ki Mevla bize buyuruyor. İn evliya illa müttekûn bak. İn evliyâhu illa müttekûn. Ancak müttekiler Allah'ın dostu evliyadır onlardır. Müttekilerdir. Yani ne diyor evliya? Allah'tan korkan, haramdan sakınan, ibadetini çok yapan, Allah'ı çok zikreden, gönlünü dünyadan soğutan, Allah'a yönelen, İslam'a çalışan, İslam'ı benimseyen demektir. Budur böyle şey. Ama günümüzde nasıl anlaşılıyor evliya deyince? Kerametler, kavulacak, şu olacak, bu olacak, kalbi bilecek, dişini bilecek, zıvır zıvır. Ondan sonra efendim işte, mesela İstanbul'da Telli Baba var böyle. Telli Baba var diye. Bir türbe var. İsmi takmış kendisine. Ne olur gelin duvarına oraya gider böyle. Oraya gitmesi mutlu olamıyor. Çocuğu olmaz. Filan türbeye git, çocuğun olacak. Hep bunlar safta mıdır hemler. Yani bir evliya istese de kendi keramet gösteremez. Yani keramet haktır, vardır. Ama bir evliya istese de keramet gösteremez bir evliya. Yani bir evliya kendi de hasta olur. Kalbi ağrır, ciğeri ağrır, midesi ağrır, kaza geçirebilir. Bunu önleyemez. Peygamber hasta olmuş peygamberler. Yani bir evliyanın evladı hasta olabilir, yakın hasta olabilir, ona bir şey gelmez ama. Evliyanın çoluğu fakir olabilir, geçimi dar olabilir, onu açamaz. İş bulamazdım bir evliyanla. Nedir evliya? Allah'a yönelmiş. Zaten dünyadan soğumuştur böylece. Neden? Dünyayı geçici görür. Dünyayı fani görür. Allah'a yönelir. Ruhu
manevi hazzı zevki alınca dünya zevkinden soğur kendilerine soğuramaz. Zorla değil. Demek ki evliya da ise de keramet gösteremez. Hatta peygamberler bile onların gösterdiği hallerine denir mucize. Peygamber bile mucizesi zaman gösteremez muhtemelen peygamber bile. Yalnız şu vardır, bir evliya iddia ile, yani orta attığı dava ile ben şu kendimi göstereyim diyemez evliya. Derse sahtedir böyle. Yapamaz bu böylece. Bir peygamber ümmetini davette eğer ümmeti ister, ısrar ederlerse o zaman iddia eder, mucize gösteriyorum diye. Ama mucizeyi Allah yaratacak muhtemelenler. Bakın, Kur'an'da okuyayım bir işte, ayet-i kerime inşallah sizlere. Kasas ayet 31'de. Hazreti Musa aleyhisselam. Biliyorsunuz Musa aleyhisselamın kıssası, yani hayat hikayesi çok ilginç. Daha doğumu, ana karnındaki durumu, Nil'e bırakıldı, Firavun aldı, sarayda büyüdü derken Medine kaçtı. Ondan sonra tekrar Mısır'a dönüyor kendisi. Mısır'a dönüşünde Musa aleyhisselam 8 ya da 10 sene Medine'de çobanlık yaptı. Şuayb aleyhisselam vardı, onun kızı evlendi, kayınpeder oldu. Onun koyunlarına baktı. Sonra 2 sene kalınca dönmesine dedi ki Şuayb aleyhisselam, ya Musa 1 sene daha kal. Bu sene koyunlardan erkek doğanlar hepsine olacak. Senin malın olsun. Peki dedi. 1 sene kaldı. O senede her koyun erkek doğurdu. Dedi ki yine Şuayb aleyhisselam, kayınpeder, ya Musa 1 sene daha kaldı. Bu senede dişi doğan kuzular senin olsun. O yılda hepsi dişi doğdu orada. Çok büyük sürüsü oldu kendisinin. Tabii eşini, çocuğunu aldı yanına. Mısır'dan kalktı. Medine'den kalktı. Mısır'a geliyor. Derler bir söz ve atasözümüz vardır. Kul sıkılmadan Hızır yetişmez derler ya muhteremler. O anda Musa aleyhisselam daha peygamber değil. Yalnız onların bir özelliği vardır ki bir hasta denen bir makam vardır. Evliyanın da üzerinde o makamda onlar. Henüz peygamber değil ama peygamberin tadını tadan, ruhlar bundan zevk alan, Allah'a yönelen, dürüst olan kişilerdir. Adaylar, peygamber adayları. Hadi Musa aleyhisselam dönerken gece yarısı yolu şaşırdılar. Tabii o zaman çöl. Yol, cadde, sol yok, bir şey yok. O gece ay ışığı da yokmuş, yıldız da yokmuş. Yani yıldız olsun, ondan sonra günü buldulardı. Hava kapalıymış, hava aşırı soğukmuş, ay yok, yıldız da yok. Gece yarısında koyunlar azifle karanlık, koyunlar dağılıyorlar, kaybolma başlıyor karanlıkta. Yola şaşırıyorlar bunlar. Musa aleyhisselam diyor ki biraz dursak burada, ama üşüyecekler orada. Soğuk. Ateş çaksa duracaklar. Ama o zamanla tabii çırpmak gibi yok ellerinde. Böyle bir karamaşada, kargaşada bakın bir şey daha oluyor. Musa aleyhisselam hanımı, ya Musa benim doğum sancım sıklaştı, doğum sancım sıklaştı. Ya artık yaklaştı çok doğum. Musa aleyhisselam artık buralıyor muhtemelen böyle. Daralıyor işte bu şekilde. Gecenin karanlığı, çöl yolu kaybettiler. Hava aşırı soğuk, donacaklar. Koyunlar dağıldı. Ateş yakamıyorlar. Bunların da ötesinde hanımı doğum sancısına başladı sık gelmeye. Kadın kıvranıyor. Doğum yapacak orada şimdi. Hazreti Musa aleyhisselam şöyle bir tam da geçtikleri yer Tur Sina, yani Tur Dağı'nın yanına eten geçiyormuşlar.
Musa Aleyhisselam şu Tur Sina'ya baktı. Orada bir ışık gördü. Onu yana bir alevli ateş zannetti onu. Belki çobana yakmıştı diye öyle zannetti. Dedi ki hanımına, orada bulunanlara, siz burada bekleyiniz. Gideyim ben Tur'u dağa çıkayım. Orada ateş alıp geleyim buraya da. Ateş yakarız, sabah bekleriz. Hem hanım doğum yapacak. Musa Aleyhisselam o ateşin gördüğü yere gitti. O bir nurmuş Mersin muhtemelen. Ağaçtan ve fevran eden kaynayan bir nurmuş. Ki orada kendisine peygamberlik orada verildi kendisine. Peygamber verildi. Mevlam buyurdu. Ya Musa sen Rabbim benim. Şimdi bu konuya şuradan girdim. Mucize konusundan. Hazreti Musa Aleyhisselam kayınpederi Şöb Aleyhisselam'ın yanında koyunlara bakarken ona bir asa vermişti kayınpederi asa. Asa bir değnek yani. Bir değnek. Yalnız bu değneğin bir özelliği varmış. Bu değnek Adem Aleyhisselam'ın dünyada çıkarken onu ele alıp dünyaya gelmiş. Bu değnek böyle İbrahim Aleyhisselam'dan ondan bunda derken şöyle işte gelmiş. O da bunu Musa'dan vermiş. Musa'dan vermiş bunu da. Hazreti Musa Aleyhisselam o deneyle beraber Tur Sina'ya çıktı. Buyurdu ki Rabbim Musa Aleyhisselam'a Sebillah ven elki asak ya Musa eldeki asa deneyi yere bırak. Mevlam böyle şimdi. Felemma re'a tehtezzü keenneha canün. Musa Aleyhisselam elindeki asayı ki yıllarca kullandı kendisi. Onu yere bıraktığı anda birdenbire yılana dönüştü. Yılan büyük bir ejderha oldu. Asa. Harekete başladı. Tehdezzü. İhtizaz sarsıntı. Sağa sola sarıma başladı. Büyük ejderha oldu. Harekete başladı. Vella müdbiren. Musa Aleyhisselam döndü kaçtı. Bakın burada bir mucize oluyor. Asa yılan dönüşüyor. Bunu Musa Aleyhisselam yapmıyor. Haberi yok bundan. Bilmiyor muhterem bakın böyle şey. Yapan Allah mı cezası muhterem? Hani Musa Aleyhisselam bunu görünce ne yaptı? Vella müdbiren. Arka döktü kaçtı. Velem yakıp hiç dönüp bakmadı bile korkusundan. Öyle kaç, hızlı kaçma başladı. Ya Musa. Böyle ki Mevlam. Ya Musa. Ekbil. Dön. Dön. Geri dön bakayım. Vela tehaf. Korkma. İnneke minel aminin. Sen benim katında güvendesin şu anda. Dön. Velam buyurdu. Başka etkime geliyor. Tut yılanı. Velam buyurdu. Yağmur yılanı tut yılanı. Ejderha bir ejderha. Tut onu. Musa Aleyhisselam baktı ama bir ejderha. Allah ejderha. Musa bakıyor. Geliyor. Korktu. Gene korktu. Hırkasını çıkardı. Elini sardı. Tutacak. Sonra bir melek geldi. Melek gülü Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa. Allah tut diyor. Allah güvenmiyorsun da hırkaya mı güveniyorsun böyle? Hırkaya bir taraf attı. Elini yapıştı ağzından. Hemen tabi kuru bir denek oluyor. Şimdi her peygamberin mucizeleri vardır. Musa'nın en büyük mucize asasıdır. Asasıdır. Mesela ayet-i kerimine gelir. Böyle hadisine gelir. Musa Hazretleri asayı bırakır, yılan olur, taşa vurur, su çıkar. Ama bunu Musa da mı yapmıyor muhteremde? Yaptırmıyor böyle şey. Bunu bir asa yılana çeviren Allah cihazı muhteremde. Yani peygamber de olsa o da bir insan beşerdir. O da bu dönüşüne çıkamaz. Allah izin vermezse böyle. Bunun gibi bir peygamber böyle olunca demek ki evliyanın bir şey yoktur muhteremde fazla böyle şey. Ne vardır? Evliyayla tanışan ki görüşen kişi ondan ruhsal feyiz alır. Hadise buyuruluyor. Allah'ın dostları, evliyalar onlara görüldüğü zaman Allah hatırlanır. İza ruhu zikrallah. İza ruhu zikrallah. Evliyalar görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Yani bir kimse bir Allah dostunu evliye gördüğü zamanlar aklına hemen Allah gelir, Allah dönüş aklına gelir. Manevi aklına gelir. Düşünme bu şekilde böyle. Yani amaç budur.
Günümüzde evliya türbelerinde hep böyle safsızalar, efsaneler, aşırı böyle uydurma hikayeler. Ondan sonra efendim işte filan evliya türbesine gidersen fücün olur. İşte filan gitmiş de olmuş. Gitmiyor, olmuyor mu? Ve kesinlikle muhteremler, İslam inancında bir evliya, ne kadar büyük evliya bile olsa, çocuğu olmayana çocuk veremez. Hastaya şifa veremez. Hepsi Allah'ın emrinde derse böyle. Bir de bu kabir ziyaretlerinde günümüzde bazı anma günleri yapılıyor, işini başladı Türkiye'de. Yani yakın bir zamanda başladı bu. Bazı evliyaların türbesinde anma günleri diye bir tertip edilmeye başladı. İlk baştan iyi başladı. Gerçekten Müslümanlar geldiler. Tabii konu okundu, şu bu oldu, oldu. Fakat aslında İslam'da gene böyle bir şey olmadığı için ne oldu? Çığırından çıktı muhteremler. Yani bir şuraya dönüştü böyle. Satıcılar, alıcılar, gençler, gezmeler, tozmalar. Evet, bir grup işte oturup bir yerde Kur'an dinler, bir şey yapıyorlar ama %70'i dışarıda bir bayram havası oluyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu konuda bizlere, Hazreti Ebu Davud'da, لَا تَجْعَلُ قَبْرِ عِيدًا لَا تَجْعَلُ قَبْرِ عِيدًا Peygamber buyuruyor. Benden sonra buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kabrimin bulunduğu yeri bayram yerine çevirmeyiniz. Yani böyle şöyle çevirmeyiniz böyle. Anma günü şu bu dertten böyle yapmayın böyle. Demek ki her şeyde böyle bir İslam'ın özünden hafif bir sapma oldu mu, başta niyeti iyi bile olsa fakat sonunda çığırına çıkıyor muhtemelen. Demek ki evliya türbelerinde evet gidilir muhtemelen. Gidilir. Bir de şu var, bizler genelde türbeye gittiğimiz zamanlar nereye bakarız? Sanduka'ya bakarız. Sanduka. Yani mezarı yapılan bir tahta. Üzerinde güzel halılar vardır. Bir sarık yapılmıştır, güzel kalmıştır. Eğer gittiğimiz evliya türbesinde böyle bir sanduka olmasa da açık mezar olsun, onu önemsemeyiz. Önemsemeyiz ben işte. Halbuki nedir sanduka? O yatağın onu topata yatıyor, yerin altına yatıyor aslında. Üzerine yapmışlar. Bu genelde Osmanlılardan kalma gelme bir şey bu sanduka. Osmanlılardan kalmamıştı böylece. Üzerine bir kubbe, üzerine bir sanduka. Gelen kişi ne yapar? Bir sandukaya bakar. Oo, heybetli bir sanduka. Şaşalı bir sanduka. Sanki büyük evli onun içine yatıyor böyle. Büyük sanki böylece. Üzerine halılar, şunlar, bunlar süslü püslü falan böyle. Ona bakarız. Tabii amaç yine saptırılıyor muhtemelenler. Mesela Hazreti Hamza'nın mezarına girsek, onu küçümseriz. Tabii Hazreti Hamza, Seyyid-i Şühada, Peygamber amcası, Uhud'da 8 müşrik öldükten sonra şehit oldu. Vahşetle öldürüldü kendisi. Hazreti Hamza. Onun mezarına gidelim, Uhud'a gidelim. Aa, bakarsa Allah, basit bir mezar. Yanında da Abla bin Cahş var. Onun yeğeni oluyor. İyi ki yanı başına garip bir yatıyorlar böylece. Ne istiyor gözümüz? Yani bir örtülü şekilde olsun, bir putlaştırma, gizli putlaştırma. Yani sanduka, görkemli şunlar bunlar bu şekilde istiyor bunlar. Bir de Ehl-i Sünnet dışındaki bazı gruplarda Hazreti Ali'yi Hazretleri'nde bir efsaneleştirme Hazreti Ali'de muhtemelidir. Efsaneleştirme Hazreti Ali'de. Yani insan üstü varlığa dönüştürme Hazreti Ali'yi. Ki hikayeleri vardır bunların kendi aralarında. Hazreti Ali'nin kan kalesini zaptı. Hazreti Ali'nin devlerle savaşı. Yılbaşı devlerle savaşı. Hele bir de önemli bir şey bu. Hikayeler vardı onların. Kesik baş hikayesi diye böyle.
Sanki bir yedi başlı dev adamı hanımını almış, onun da başını koparıp kuyunun içine atmış. Hazreti Ali'ye geliyor, o kesik baş geliyor. Ya Ali, işte filan yerde yedi başlı dev hanımı aldı, beni koparıp başımı attı dışarıya kuyudan işte attı. Beni ili kurtar. Hazreti Ali güya, bak, efsane bu kubuda. Yani Ali'dir efsane, hayali, akıl matı dışı. Gerçi bağdaşın bir konu demektir efsane. Hazreti Ali geliyor, de bu kuyudan bu kuyuda. Hazreti Ali kendini kuyuya atıyor, bakınız, bir haftada kuyun dibine iniyor. Halbuki insan bir hafta böyle boşta atsın kendisini, ne olur? Altı erimiş maden olur muhtemelen. Yerin, küren bu dünyanın bir üstünde bir yer kabuğu vardır. Altı ateş mi bunlar? Erimiş maden ne yapar muhtemelen böyle? Altında bunlar böyle. Hazreti Ali güya diye iniyor. Efendim yedi baş devi öldürüyor. Şunlar bunlar. Hep bunlar muhtemelen İslam'dan sapma bunlar böyle. Sapma bunlar. Yalnız şu fark var ki insanlarda genelde hayal gücü aklı ilerisinde olan insanlarda. Çoğun insanların. Yani akılcılık yerine gerçekçilik yerine hayalcilik. Hakim insanlar. Hayalcilik. Bir gün Mecnun bir gün gezerken 10 yıl sonra Leyla'nın mahallesinden geçiyor. 10 yıl sonra Leyla mahallesinden geçerken tabi Mecnun demek diğer anlamına geliyor. Adı Kasım'ken adı Mecnun deli oldu. Böyle. Önüne bakmış, gözünü kapanmış. Leyla'm, Leyla'm diye bağırıyor. Pirane diyor böylece. Ondan Leyla da karşıdan geçiyormuş. İlk kadınlar Mecnun. Bak ile karşıda. Şimdi bak ileriye bakıyor. Ama 10 yıl önceki Leyla değil ama. Ne diyor? Benim hayalimdeki Leyla'm ondan daha güzel. Ben ona aşıkım diyor. Hayal, yani gerçekten daha tatlı geliyor kendisine böylece. Bunun için bir evli hayatı anlatılsın böyle normal olarak, insan takmalar bunda. Ne işte insanlar atsın, kessin, vursun, kırsın böyle işte. Uç, havada uçsun, şıv olsun işinler böylece. Ve bu arada bir de biliyorsunuz, Hazreti Hüseyin'in şehit olunması meselesi Kerbela'da. Tabi bu içimizi yakan. Şimdi Peygamberimizin şehidi bir torunu Hüseyin Efendimiz'de. Peygamberimizin şehidi torunudur. Fakat bu olay o dönemde böyle bir Alevi-Sünni çatışması değil de bir saltanat yani siyasi meseleydi o zamanlara bu. O zamanlar Yezid Emir hükümdarının ikincisi Yezid. Devletin başkanıydı. Bu ne oldu? Bir saltanat meselesi oldu. O mesele oldu. Şimdi Hazreti Ali bile muhteremler Peygamberimizin tabi damadıdır. Peygamber amca oğludur. İlk Müslümanlardır. Hatta çünkü İslam'a geldi. Hiç bu taraf tapmış kimse kendisi böyle mübarek kişidir. Dört halifenin biridir kendisi. Ama böyleyken normal insandı. Eğer normal insan olmasaydı ne yaptı? Hazreti Muaviye ile savaştılar. Sonuç alamadı değil mi? Bakın, sonuç alamadı böyle. Niye alamadı? Kader öyle gerekiyordu. Kader. Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri. Ben sonra hilafet 30 yıl demiştim Peygamber. Ben sonra hilafet, halifelik 30 yıl devam edecek. Ondan sonra melik, yani saltanat dönemi başlayacak. Ne fark arada var? Halifelik Peygamberimizin yoluna gidende anlamına geliyor böyle. Kapıların nöbetçi yoktu halifelerin. O hazır ordu yoktu. Halka baskı yoktu. Cihat mı olacak? Allah için davet edilirdi böyle işte. İtaat edilirdi, Allah emri de edilirdi böyle işte. Fakat tabii Peygamberden sonra yavaş yavaş imanlar bu şeyini kaybetmeye başladı ve zafiyet başladı. Ne gerekti halkı zafiyet etmek için? Saltanat gerekti. Yani bir baskı gerekti benim. İslam'a karşı. Yani kaderin cilvesi bunlar bu şekilde. Demek ki bir kimse bir şeye başarmışsa ona kader yardım etmişti muhtemelen. O vakti gelmişti. Demek.
de gelelim adı cemaatimiz. Bugünkü Hristiyan dünyasına bakalım inşallah bir de. Bugün Hristiyan dünyası elinde biliyorsunuz İncil var. İncil var. Yılbaşıları var. Noel yortuları var. Şunlar bunlar var Hristiyan dünyasının da. Bunlar acaba hak mı yoksa efsane mi dayanıyor bunlar? Tabi bu konuya Hristiyanlık gerçekten bir din olduğu için aslında İncil'in de aslı Allah kitabı olduğu için bu konuya fantik bakamayız muhtemelen böyle. Yani gerçek İncil Kur'an gibi Allah'ın ayetidir. İman eder muhtemelen. Hz. İsa Aleyhisselam peygamber peygamberdir. İman eder bunlara böylece. Yalnız bugünkü İncil'lere baktığımızda Hristiyan dünyasında 27 bölüm oluşuyor İncil'leri. 27 bölüm oluşuyor böyle. Ve 27 yazar ki farklı zamanda yazılmış. Yani yazarlar belli. Zamanında belli. Yazılmış bunlar. 27 bölüm oluşuyor böyle. Bu 27 bölümde 4 ana konudan oluşuyor. Oluşuyor. Birinci konu Matta, Markus, Luka, Yuhan'ın yazdığı 4 İncil bakınız. Yani bugünkü İncil denen kitapları tek kitap değil. Yani bunu Hristiyan diyorsun bunu biliyorlar ki Allah kelamı değil. O yazılmış. Yani bu Hristiyan kaynaktan aldım bunları. 4 konu oluşuyor. Birinci konuda 4 yazar var. Matta, Markus, Luka, Yuhannes gibi yazarlar yazmışlar. Fakat 4 arasında tabii çelişkiler var ama. Ama korkunç çelişkiler var aralarında. 4 yazar var. Yani bir insan öbür olmaman gerekiyor. Biri gerçekse diğeri sahte olması gerekiyor. İncil bu. 4 İncil ellerinde var. İkinci konuları habercinin işe dönüyor. Haberciler diyorlar. Müslüman sonra gelen haberlerin yaptığı işleri bunlar. İşte gemiye binmişler, gelmişler, şuraya gitmişler, buraya gitmişler. Bunlar Müslüman sonra yazılanlar bunlar da. Bir ilahi kitap peygambere gelir. Müslüman sonra olan olaylar bunlar. Üçüncü konuda Pavlus, Petrus, Yuhanna, Yakup ve Yahuda'nın yazdığı mektupları bunlarda. Arkadaşlarına topluyoruz mektupları bunlar böyle. Dördüncü konu esinleme deniyor dördüncü konularına. Esinleme yani bir nevi vahiy anlamına geliyor sanki anlamına geliyor böylece. Şimdi bir bölümde okuyorum bakın muhteremler. Yani bugün Hristi dünyasının düştüğü duruma bakın böylece. Bir bakın efendim. İncil'den aynı okuyamadım. İncil'den böyle. Tek kelime atlayma ilave etmiyorum bakınız. B nokta çocuk doğuran kadınla düşman. 1-6. İncil'in 4. bölümünde esinlenen bölümden alıyorum bunu. Gökte ulu bir belirti görüntü yazan kim yazan bunu? Bakın efendim. İncil 4 bölüm oluyor. Bu 4. bölüm adı esinleme. Bunun yazarı belirli değil ama. Yuhanna olduğu tahmin ediliyor bakınız. Yani Allah kelamı olmadığı gerçek. İsa'nın sözü olmadığı gerçek. Bunu Hristiyanlar için kendileri bunu söylüyorlar. Bunun yazarı da belli değil. Yalnız Yuhanna'nın yazdığı tahmin ediliyor. Bak ne diyor? Gökte ulu bir belirti göründü. Ulu bir görüntü görüyor. Güneşi kuşanmış bir kadın. Güneşi sarılmış güneşe. Ayağının altında ay. Ayağının altında ay. Aya basmış. Güneşe sarılmış. Bu olur mu? Hangi akımını kabul eder? Ay dünya yakın. 380 bin kilometre dünyamıza. Güneş 150 milyon kilometre. Aşağı yukarı 149,5 bin
milyon kilometre boyunda kadın bakınız. Ama güneşi boyu geçiyor da. Yani 160-170 milyon kilometre boyunda kadın bakınız. Güneş sarılmış. Yanmıyor ama kadın bakınız. Güneş ısın dayanıyor. Başında 12 yıldızdan bir taş. Başında taş var. Taşında ne var? 12 tane yıldız var. Yıldız. Yani bir yıldızını düşünün, kutunu düşünün yıldızın. 12 yıldızdan oluşan bir taş başında. Karnında çürük taşıyor. Hamile kadın. Doğum sonrasında kıvranıyor ve bağırıyor. Bakınız. Karnında çürük taşıyor. Yani hamile kadın. Doğum sancısına kıvrana bağırıyor kadın. Böyle bir kadın. Ayağını aya basmış. Güneşte sarılmış. 12 tane de yıldızı başına takmış. Taş yapmış adına kadın böylece. Böyle 200 milyon kilo uzunluğunda kadın. Kadın doğum sancısı çekiyor. Kıvranıp bağırıyor. Sonra gökte başka bir belirti göründü. Yazar diyor bunu. Kim de bilir böyle. Baktım kocaman bir ejder. Baktım diyor, kadından başka bir aşağı bir büyük yine görüntü gördüm. Baktım kocaman bir ejder, ejderha yılan yani. Al renkli, kırmızı renkli. Yedi başlı, bakın yedi başlı. On boynuzlu, inciden aynı okum okum inciden böyle. Yani tek imal etmiyorum. İnci aynı okum aktığım incilden. Tekrar diyorum bakınız. Al renkli. Kıpkırmızı. Yedi başlı. On boynuzlu, yedi başlığında krallık simgesi, yedi tane bağ var. Şimdi ilgili bir şey daha bakın şimdi burada var. Kuyruğu gökte yıldızların üçte birini ardından sürükleyip yeryüzüne fırlattı. Yıldızların üçte birini muhtemelenler. Biliyorsunuz ne kadar galaksi var yeryüzünde, gökyüzünde, galaksiler. Bir galakside kaç milyar yıldız var? Demek ki trilyonlarca yıldızı bir kuyruğunca böyle silkeleyip hepsini dünyaya düşürüyor. Dünyaya düşürüyor. Dünyaya sığıyorlar ama. Sığıyorlar. İlahi bu şey gidiyor böylece. Şimdi alacağım ona bakınız. Yani Hristiyan dünyası elindeki İncil işte bu muhtemelen bakıyor. Yani Matta'nın yazdığı İncil, Markus'un yazdığı İncil, Luka'nın yazdığı İncil, Yuhanna'nın yazdığı İncil böylece. Böyle bir efsane, hayalleri aşan, yani bilimle bağdaşmayan, gerçekle bağdaşmayan, akıl mantığı bir efsane. Ama İncil'de bunu okuyorlar. Bunu okuyor kendileri, bunu okuyorlar. Peki bunu ne yapıyor? Bunlara kabul edilir mi Hristiyanlar bunu acaba? Gerçek şu muhteremler, Hristiyanlar bugün çoğu ateist. Hristiyan ateist çoğu muhteremler. Yani kiliselere boş bunların böyle. Kiliselere boş. Ne yapıyorlar? Ancak doğumda işte, nikah içinde, ölümde, bir de bazı paskalarından, doğru yurtlarında bir gidiyor kiliseye gidiyorlar. Yine bir orkestra gibi çalar gibi. Papa'nın, papazın böyle görkemli bir kıyafeti, elinde haçları, işareti şunlar bunlar. Bir eğlence. Yani Diyan'dan çıkmış, ne demiş bunlar böylece. Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi mi muhteremler? Eliniyorlar böyle. Onun için haç çıkarırlar şeylere böyle. Görmüşsünüzdür şeyleri böyle. Haç çıkarırlar papazlar böylece. Yani sanki onun İsa'nın haça gerilişini onu şahabalar. Yalnız elindeki İncil'de, yani yazılan İncil'de Hazretistan Çağım'a gerildi yazıyor böyle. Bakın bunun dışında ne kadar tarihçi varsa hiçbir bu konuda değinmiyorlar. Değil muhtemelenler. Yani Hazretistan Aleyhisselam gibi döneme damgası vuran bir peygamber, bakınız Çağım'a gerilecek, İkinci öldürülecek de dünya tarihinde haber olmayacak. Olur mu böyle bir şey? Ne Romalı tarihçiler, ne Yunan tarihçileri, ne İbraniler. O dönemin meşhur tarihçileri hiçbiri bundan, tek kelime bundan bahsetmiyorlar böyle olayı.
Yani kabul edemiyorlar aslında. Ama karşıma korkuyorlar da, aforozdan korkuyorlar da bunlar böyle işte. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara göre güya çağımın giden öldü orada, sanki mezara gömüldü. Peki nasıl olmuş mezara gömülmesi? Bir kişi bu işi yapmış güya. Arimetalı Yusuf'dan bir kişi. Arimetalı köyünde, memleketinden bir kişi almış bunu, o gömmüş. Nereye gömmüş bakınız? Yine İncil çelişki böyle. İncil'in birine göre bir kayayı oyup oraya gömmüş. İncil'in diğer İncil'e göre ise özel bir mezar almış. Başta oraya gömmüş. Sonra ne olmuş mezarında? O da bir efsane gele. Ertesi günü bir kadın gidiyor. Peyma'da bir kadın gidiyor da Magdalalı bir kadın. Gidiyor da güya mezara girip sanki de bulamıyor orada. Göğ çıktığını tahmin ediyor muhtemelen. Yani bir kadının bir hayali. Ki bu da gerçek değil böyle. Bunlarla din kurulmuş. Şimdi gelelim bir de Noel babalarına gelelim. Noel babalarına gelelim bunların. Noel baba diye bir şeyleri var onların. Peki bize ne? Niye bu konuyu bugün gündeme getiriyoruz burada? Evet, bize ne diyemiyoruz onun için gidiyor muhtemelen. Bize diyemiyor muhtemelen. Ne yazık ki dükkan vitrinlerinde muhtemelen. Hatta okullara, sınıflara kadar girmiş konu bu böyle. Yani basında, televizyonunda artık Türkiye'de böyle ağzına koyan bir konu bu. Yani bir tehlike. Noel Baba diye. Muharrem'in birinci gecesi İslam'da Hicri yılbaşıdır. Bu geçti. Yakında geçti. Nasıl geçti ama? O kadar süre geçti mi? O geçti ki hiç fark edemez değiliz ama. Yani Muharrem'in birinci günü ne günüdür? Yani bir aşureyi biliyoruz. Neden? Bir boğaz var ya bunda aşurede. Bir tatlı yapılıyor ya böyle. Aşure geliyor. O aşure mi diyor? O zaman anlıyor bu aşureyi benim için. Ama yılbaşında böyle bir şey olmadığı için ne yapıyoruz? Hiç bunun farkında bile değilim. Ama Hristiyanlığın efsaneye dayanan yılbaşılarına Noel babana gelince ufak şöyle sor. Ben özel sordum bazı çocuklar, okul için çocuk karar verir de nedir bu Noel baba? Hemen tıkla sayı mı tamam ben? Sayı böyle. Nedir bu? Bizim için bir tehlike muhtemelen bu. Peki kim bu Noel baba? Bu da bir efsane. Nedir efsane? Aslı olmayan bir kişi. Güya efsaneye göre bakınız. Efsaneye göre. Var ya efsanelere böylece yedi baş diye hüker var ya. Efsaneye göre güya Antalya yöresi yaşamış bir kişi. Adı onlara göre Aya Nikola. Güya azıymış yani evliyormuş sanki. Adı Aya Nikola adında bir kişi yaşamış. Miladi 350 yıllarında tam kesin bilinmiyor. Burada yaşamış. Antalya çevresinde o yerde yaşamış bir kişi. Peki ne yaparmış bu? Bazı ata binermiş. Evlerin çatısını çıkarmış altta. Bazen de bakınız bazen ne yaparmış? Ren geyikleri vardır. 8 ren geyiğine çektirdiği kızağa binermiş, kızaklara çatıyı çıkarmış. Şimdi bak muhtemelen, bu akıla bağdaşıyor mu bu? Bu birine bağdaşıyor mu dedim böyle? Rengeyin diyen bir hayvan var dünyada. Var ama nerede yaşıyor bunlar? Kutupta yaşıyor bunlar muhtemelen. Bu hayvanlar soğuğu sever bunlar. Kuzey yarım kürede yaşar bunlar. Kanada'nın kuzeyi çoktur bunlar. Rengeyikleri. İridir bunlar. Bunlar gerçekten kızak çekiyorlar. Ama kuzey yarım kürede devamlı buz var orada ya. Peki Antalya'da buz oluyor mu muhteremler? Allah aşkına sen muhteremler. Antalya'da buz oluyor mu Antalya'da? Antalya'da rengeyi yaşar mı? Çatlar o da. Nasıl balina yaşayamazsa Akdeniz'de rengi yaşayan muhterem bakın. Bakın efsaneye bakın böyle. Yani akılla bağdaşmıyor. Antalya bağdaşmıyor. Gerçekte bağdaşmıyor. Bilme bağdaşmıyor bakınız. Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Ne zaman çıkmış bu? Yusuf Aleyhisselam'dan bakınız 3 asır sonra çıkıyor.
350 yılından miladi güya yaşamış. Doğum ve ölüm belli değil. Mezarı belli değil. Kimliği belli değil. Efsane. Hayali bir şey efendim. Ne yapmış bu? Efendim işte beyaz kırmızının suyu giysi gelmiş de çocukları severmiş de onlara bahşi verilmiş çocuklara. Şu bunu yaparmış. Ne yapıyor? O dönemin hükümdarı birinci Konstantin. Yani büyük Konstantin kişi bunu rüyasını görmüş. Bunu ne yapmış? Bir barım olarak bunu Hristiyan sokmuş. Bakın. Yani Hristiyan'a giren odada. Bugün ne yapıyor zavallılar? Noel yortusu diye. Yortu barım anlamına gelir. Noel'le doğumla ilgili bir kelimedir. Latince kelimedir. Bir İsa Aleyhisselam'ın doğumu Hristiyan'a bahsine göre 24 Ocak 25 Ocak bağlayan gecedir bazılarına göre doğumu. O gece ne yapıyorlar bunlar? Noel yurtu adında bunu yapıyorlar böyle. Toplanıyorlar. Hemen tabi içkidir, kumardır, alkoldür, danstır, sazdır, cazdır, hinler kesilir, çamlar devrilir. Bir felaket alıp gelemedi. Alkollü araç kullananlar, trafik kazası yapanlar, aracı kullanmayanlar. O akşam kanla duruyor. Zavallı polisi buna çekiyor bunlardan böyle. Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesiyor. Buna karşı bir insancıl tavır. Acıyor hayvanları. Hayvana yazık oluyor efendim. Ya ama sen etini en iyisi yiyorsun. Etini ama yiyorsun ya. Ya döneri yiyorsun. Zırayı yiyorsun. Kuşbaşı yiyorsun. Kendini yiyorsun böyle. O et nereden geliyor? O da hayvan kesiyor ondan. O da hayvanı alıyor da. Bir şey muhtemelen bunlar böyle. Şimdi Hristiyanlarda böyle bir efsanevi bir kişi, hayali bir kişi, Noel Baba diye, yani bütün İslam, Hristiyan dünyası bunu benimsemişler. Tam benimsesin de, karışmıyor onların dünya tabi. Ama benim din kardeşim de bu arada kalep gidiyor muhtemelenler. Bana içimiz yanıyor bizim bunlara. Yani her gün, her yıl ağırlığını koyuyor bu Noel Baba, ağırlığını koyuyor böyle şey böyle. İslam dünyasına da bu acı böyle şey. Halbuki İslam'da çok evliya gelip geçmiştir İslam'da. Evliyalar. Gerçi evliya geçmiştir. Tabi bunun anısına bir şey yapmıyor muhtemelenler. Biri de İslam'da bir evliya vardır. Geyikli Baba diye bir evliya var İslam'da muhtemelenler. Geyikli Baba. Orhan Gazi'de yaşamış kendisi. Uludağ'ın eteklerinde yaşamış. İnegöl'e bakan yamaçta yaşamış. Adı Geyikli Baba. O zaman Uludağ'ın çevresinde çok geyik olmuş orada. Bu insanlar uzaklaşmış orada, Ucdet'te geyikle beraber yaşarmış. Gerektiği zaman da bir geyiğe binip şehre kasaba inermiş kendisi de. Adı buradan Geyikli Baba kalmış. Orhan Gazi Hazretleri Bursa'ya kuşatınca, Bizans'a karşı kuşatınca, o savaşta bu da geyinle beraber savaşa katılmış. En önde savaşmış kendisi. Daha şu arada. Orhan Gazi bunu çok tabi sevmiş kendisini. İlla ki Bursa'da kal diyor. Burada kalamaz sultanım diyor. Yine İnegöl'e dönüyor. İnegöl'ün yakınlarını Uludağ'ın tekrar dönüyor kendisi oraya. Bunu Orhan Gazi haber gönderiyor. Bursa davet ediyor. Gezmeye gelsin diyor. Özledim kendisini diyor. Bursa'ya giderken bulunduğu yerden bir çınarın dalını koparıyor, bir dal koparıyor. Gidiyor, bunu Bursa bir yere dikiyor bunu. O zaman için Orhan Gazi Sultan'ın sarayına yakınmış. Oraya bunu dikiyor. Sultanım, bu ağaç tutacak bir dal. Kökü yok. Bu dal tutacak. Köklenecek. Dal buna salacak. Uzun zaman yaşayacak. İnşallah senin neslin de böyle diye köst olacak buyuruyor. O ağacın hala durduğu söyleniyor. Ben görmedim muhtemelen. Bursa'da gitti, görmedim Bursa'da kendisini. Bursa'da bir Eylullah vardır. Üstad-ı Hazretleri diye. Ona giden yolda Kavaklı Caddesi üzerindeymiş bu ağaç. Kavak ağacı hala duruyormuş böylece. Üstad-ı Hazretleri Aziz Mahmud'un da hocası kendisi böyle. Orada bir ağaç bu ağaçlar orada burada. Sonra bu muhterem zat tabi Allah'ın izniyle tabi vakti geliyor, rahmet oluyor.
Orhan Gazi geliyor muhteremler. Bunun cenaze namazına geliyor. Ve buna türbe yaptırıyor. Yanına bir cami yaptırıyor. Bunu sevenler de oraya bir köy koyuyorlar böyle. Hala köy duruyor arada. Adı Baba Sultan Köyü muhteremler. İnegöl'e bağlı Baba Sultan Köyü. Orada bir çınar ağacı var. Orada çınar ağacı var. İçi oyuk. Yani içi küçük bir oda. İçine divan okur yatacaksın. Öyle bir oda. Buradan su, kane su çıkıyor oradan böyle. Sultan suyu diye meşhur satılıyor böyle. Kane su satılıyor böylece. O oradan çıkan sudur böyle kendisi de. Şimdi şunu meclisim adı cemaatimiz. Yani İslam'da büyüdü de böyle geyik baba var. Yani gerçek geyiğe binen baba var muhtemelen böyle. Evlullah var. Hayatı belirli, yaşadığı yerler belirlidir. Tarihi adamdır. Hala türbesi belirlidir. Ama böyle bir kimse var diye bu İslam'da bir bayrama dönüşemiyor bakıyor. Dönüşemiyor. Yani zavallı Hristiyanlık. Demek ki bir evliya görmemişler, keramet görmemişler de ne yapmışlar? Bunu arzu etmişler. Arzu etmişler de bu defa hayali bir evliya yaratmışlar. Hayali evliya ortaya çıkarmışlar. Noel Baba diye. Adı Aya Nikola'ymış. Antalya şehrinde yaşamış. Ata bilip evin çatısına çıkarmış. Bir de 8 tane rengeyine kulak çektirmiş. Yani Antalya demek ki buz halinde. Antalya. Hani böylece. Şimdi sonuç şu adı cemaatimiz. Yılbaşı meselesi İslam alemi için bir felaket muhteremler. Neye felaket? Haramlara vesile oluyor. Hiç içki içmeyen o gece ne yapıyor? Yılbaşı diye içki içiyor. İçen o gece biraz daha fazla içiyor. Kul oynamayan o gece hiç olmadı bir tombala mombala bir şey oynama kalkışıyor gene bir kumar. Doğru şans deneyin diyor. Yeni yılbaşı diye. Allah aşkına İslam var mı? Şans denemek var mı? Ya? İnsan kaderi yazılmış bu dönemler. Bir karıncanın kaderi yazılmış karıncanın bir bitkinin kaderi yazılmış Allah Rabbül Alemin'dir. Allah bütün gelen gün egemenidir. Her şey denetim konusu Allah elindedir. Yani bir zerre başıboş değil. Başıboş değil böylece. Ne oldu yılbaşı diye alkol almayan kişi o gece az bir alkol almaya kalkışıyor. Alkol olan tabii daha çok oluyor. Kul oynamayan gene bir ıvır zıvır bir harama işlemeye girmek istiyor. Tabii oynayan daha fazla oynuyor. O çamlar devri neymiş çamlar? Yani yapan dökmeyen ağaç onlara göre ölümsüz simgesiymiş. Bunun için çam kesiyorlar. Yani çam ağacı yapan dökmediği için bir ağaç yapan dökmüyorsa o ölümsüz simgesi yani o çamı o gece evine getiren ne yapacak? Ölmeyecek sanki. Ya saçmalık muhtemiş gibi kardeşe. İşte adı cemaatimiz yılbaşı diye bir şeyi böyle kafamıza koymuyor muhtemelen böyle. Bunu kutlamayacağız. Mesaj çekmeyeceğiz. Muhtemelen. Eğer bize mesaj çek olursa kutlamış yılbaşıyı uyarmamız gerekiyor. Bu İslam dışı uygulamadır bu. Bu saçma derken yani bunu silme gerekiyor insanın kafasından muhtemelen. İlla tane Fatiha.